Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte son olarak Murad Edivendigar'ın bey olmadan önceki yaşamı hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Murad Hüdavendigâr'ın saltanat yılları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murad Hüdavendigâr'ın saltanat yılları hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Evet o zaman videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1362'de Orhan Bey ölünce kendisi Rumeli'de bir mu muharebe ortamındayken Bursa ahalilerinin kararıyla hükümler ilan edilmiş ve Bursa'ya çağrılmıştır. Murat Bey çahtına geçtikten hemen sonra Asık Pasadeli'nin değişiyle kendi vilayetinden ve Karesi'den Eyüp Lesker e, düzeltiyorum. Kareşi'den Eyüp cem edip hemen Rumeli'ye dönme hazırlığı yapmaya başlamıştır. Fakat komşu devletler ve diğer düşmanlar bu hükümdar değişikliğinden faydalanmak için hemen harekete geçmişlerdir. Bizanslılar Çorlu, Burgaz ve Malkara'yı geri almışlardır. Kısa bir zaman önce Osmanlılara katılmış olan Ankara'nın ahileri şehirlerinden Osmanlı kale muhafazalarını kovmuşlardır. Büyük Şehzade İbrahim ayaklanmıştır. Bizanslılar anne tarafından 6. Yanlış Kuzenos'un turunu olan ve imparator 5. Yannis Paralogos'un kızıyla nişanlı olan küçük şehzade Halil'i kışkırtarak ağabeyinin hükümdarlığını kabul etmemesine neden olmuşlardır. Kahraman oğulları da Osmanlılara hücum için ordusunu hazırlamaktaydı. Murat Bey önce deneyimli komutanlar, ulema mensupları, ve diğer ileri gelenler ile bir görüşme yapmış. Ve bu sorunların hepsine o yıl çare bulmuştur. Önce Hankar Ankara'ya hücum edip kaleyi ve şehri eline geçirmiş ve bozguncuları elimine etmiştir. Sonra Sultan almış ve Bursa'ya dönüp biraz daha savaş hazırlığı yapıp yapamadan Kahraman oğulları. Beyi. Kahraman oğulları. Üzerine yönelmiştir. Tarihçi Şükrullah'ın deyimiyle Kahraman Bey'i de ileri gelip iki ordu karşılaştılar. Kargılar kırıldı. Kılıçlar çentikten çık. Kalkanlar paramparça oldu. Kişiler göz yaprağı gibi döküldü. Kahramanlar çevresinde varsak Tatar ve Türkmen'den sayısız kişiler toprağa düştü. Kahraman Bey'i takımlarını ağırlıklarını bırakıp kaçtı. Bu sırada Sultan Hü ve Bilecik taraflarında ayaklanma hazırlıkları içinde bulunan kardeşleri İbrahim ve Halil'i yakalattırdı ve boğdurdu. O zamana kadar devlet göreneğine göre beyler beylikleri ve sancak beylikleri hükümdarın kardeşlerine veya oğullarına verilmekteydi. Fakat Murat Bey kardeşini boğdurduğu ve çocukları da çok küçük yasta olduğu için haneden dışı atamalar yapmak zorunda kaldı. Lala Şahin Paşa Beyler Bey ünvanı ile ordu komutanı. Burza, Bursa Kadısı Çamdarlı Karahalil Hayrettin'i de kaz asker olarak atadı. Anadolu'da durumu dengeli hale soktuktan sonra 1. Murat Rumeli'ye hemen 1961'de dönüp Bizanslıların tekrar ellerine geçirdikleri Lüneburga ve Çorlu'yu yeniden ele geçirdi. Birinci Murat Lüneburga'da bir savaş meclisi topladı. Ve burada Edirne'nin alınması kararlaştırıldı. Hacı Elbeyi ve Gazi Evrenos idaresi altında Akıncı kolları Malkara, Keşan, İpsala ve Dümatoka doğrusu üzerinde ilerleyip hem buraları ele geçirip hem de Balkanlardan yardım gelmesini önlediler. Lala Şahin Paşa komutasında Osmanlı birlikleri bir karmaşık Bizans Bulgar ordusuna karşı Sazlıdere savasında galibiyet kazanıp Edirne'nin fethine yol açtı. Böylece Murat Bey Bizans'ın Trakya'daki merkezi ve imparatorlukta 3. büyük şehir olan Edirne'yi 1362'de ele geçirdi. Balkanlarda genişleme stratejisi ne, uygulamak ve bunun daha kolay başarılmasını sağlamak için Edirne'yi devletin ikinci başkenti olarak seçti. Edirne, İstanbul ve Tuna yarıları arasındaki yolda en güçlü kaleydi. Bizans başkenti ve Balkan dağlarından giden yolun önemli menzili olarak bu yolu kontrol etmekteydi. Ve Bizans'ın Balkanlardaki ordu ve idari merkeziydi. Edirne yeni kurulan Rumeli Beyliği'nin de merkezi oldu. Bu stratejik avantajını kullanan Murat Bey, 1343'te Filibe'yi ve Gümülcine'yi de eline geçirip İstanbul'a hem çok önemli vergi geliri hem de hububat, pirinç gibi yiyecek maddeleri sağlayan ana yolların geçtiği Meriç Irmağı Vadisi'ne idaresine aldı. Bu aynı zamanda Bulgar Çarı Zon Aleksandr'a Bizans aleyhinde Osmanlılara destek sağlaması için bir baskı yolu oldu. Artık hedef Bizans değil Balkanlar olmuştu. Bu yeni stratejik durumu Bulgar, Bosna, Sırp, Macar ve Eflak devletlerine etkiledi. Ve Papa 5. Urban'ın teşvikiyle yeni bir bağdaşıklık kuruldu. Hristiyan devletlerin birliklerinden oluşan ve Macaristan Kralı 1. Lajos komutanlığında bir atlı ordusu toplandı. Ve 1364 yazında bu ordu, Balkanlar üzerinden Meriç Vadisi'ne inip Meriç Çırmağı kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada Murat Bey Anadolu'da, Bursa'da devlet reformu ile uğraşmaktaydı. Lala Şahin Paşa Edirne'yi korumak niyetiyle orada kalıp Hacı İlbey'i komutasındaki bir süvari birliğini keşfe gönderdi. Hazırlar zaferlerinden emin olup Meriç kıyısında rahatlık içinde kampta bulunmaktaydılar. 26 Eylül 1664'te Hacı Eyl birliği gün ağırırken aniden bir baskın hücumuna geçip bu hasır kuvvetini paniğe kaptırdı. Ve binlerce Bulgar, Sırp, Bosnak, Macar ve Eflaklı Haçlı asker öldürüldü veya Meriç'te boğuldu. Osmanlı tarihçileri bu müthiş baskını Sırp sındı olarak anmaktadır. 1336'da Sovay kontu olan Amedius Yakın akrabası olan Bizans İmparatoru 5. Yannis Palalegos'a destek sağlamak için denizden küçük bir haçlı seferine girişti. Venedik'ten 15 kadırga ile ayrılıp Konstantinopolis'e gitmekteyken Çanakkale Boğazı ağzında bulunan ve 12 yıl önce Osmanlılar tarafından Trakya'da ele geçirilip yerleşke kurulan ilk kent olan Gelibolu'ya hücum edip Murat Bey kale garnizonuna zamanında yardım sağlayamadığı için bu şehri eline geçirdi. Bu stratejik kale böylece 10 yıl Latin Bizans idaresinde kalıp ancak 1377 sonunda yine Osmanlılar tarafından geri alınabildi. Birinci Murat Bursa'dan Katalan Paralı Askerler Birliği kalıntıları elinde bulunan Karabiga'yı kuşatıp aldıktan sonra Rumeli'ye geçerek bir müddet Dimetoka ve Edirne'de oturdu. Ve bu kentlerin imarı ile uğraşıp buralarda birer saray ve cami yaptırdı. 1366-1368'de Bulgarların elinde olan Kızıl Yanbolu, İhtimam, Samankov, Aydos ve Süzebolu kentleri ve Bizans idaresinde olan Hayrabolu, Pınarhisar, Vize ve Kırklar ile Osmanlılar eline geçti. Bulgar Kralı Ivan Şişman ülkesinin önemli bir kısmını kaybetmiş oluyordu. 1368'de kız kardeşi Prenses Maray'ı birin Murat Bey ile evlendirdi. Ve Bulgaristan'ın Osmanlıların yüksek egemenliği altında bulunan bir vassal, Ül Ol vassal ülke olmasını kabul etti. 1971'de Sırp Sındığı Savaşı'nın intikamını almak isteyen Sırpları Çirmen Savaşı'nda yendi. Aynı yıl İstanbul'un yakınında bulunan Çatalca ele geçirildi. Osmanlı sınırları Sırp despotluğuna dayanmıştı. 1374'te Sırp despotu Lazar ile yapılan bir anlaşma ile yıllık vergi vermek sureti ile Sırbistan'ın Osmanlıların yüksek egemenliği altında bir vassal olma, ülke olması kabul edildi. Bu gelişmeler Bizans'ı da yakından etkilemişti. Bizans İmparatoru 5. Yannis Palalegos 1. Murad ile müzakerelere gitti. Girerek 1373 başlarında bir anlaşma yapıp Bizans İmparatorluğu'nun yıllık vergi ödeyerek Osmanlılar yüksek egemenliği altında bir vassal ülke olmasını kabul etti. Böylece Osmanlıların Rumeli'ye geçip yerleşmelerinden 20 yıl sonra Balkanlarda bulunan 3 devlette yani Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan'da Osmanlıların yüksek egemenliği ne kabul etmiş oluyordu? Bizanslılarla yapılan anlaşmaya göre Bizans İmparatoru Osmanlı Sultanı istediği zaman imparatora yakın bir komutan altında asker de gönderecekti. Böylece Mayıs 1373'te Bizans İmparatoru Anadolu'da birinci Murad'ın Çandaroğulları'na karşı açtığı bir savaşa katılmak zorunda kaldı. Evet kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. birinci ee, Murad'ın, Murad Üdvendigar'ın, Murad Üdvendigar Bey'in saltanat yıllarını da bu şekilde ele alıp bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin e, önemli isyanlarından olan Şehzade Savcı Bey isyanını ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye bu konuyu anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Ve savcı ve isyanını önümüzdeki hafta sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. çünkü savcı ve isyanı Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerindeki önemli isyanlardan bir tanesidir. Ve çok trajikomik bir isyandır değerli dostlarım. o, zaman videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda yani savcı ve isyanını anlatacağımız videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.